diz boyu olur, daha da artar. Allah esirgesin. İttihat-ı İslam'dır kurtuluş, başka türlü olmaz. Evet, dinliyorum. Her insanın günahı var mıdır? Güzel yüzüm. Allah senin nurunu artırsın. Çok hoş olmuş kıyafetin. Yüzünde tertemiz, bayağı nurlusun. Güvenilir, temiz bir yüzün var. Evet. Her insanın günahı olur tabi, az veya çok olur. Onun için zaten herkes Allah'tan mağfiret diliyor. Yani bütün peygamberler dahil herkese Allah tövbe edin diyor. Günah yoksa niye tövbe etsin? Herkesin hatası günahı oluyor. Evet, dinliyorum. En çok korktuğunuz an hangisi? En çok korktuğum an hangisi? Böyle ani bir şey olması lazım yani. Habersiz falan mesela. Ama buna korku da demeyeyim de refleks olur, refleks. Ya insan sıçrar böyle ani bir harekette. Ne bileyim işte, bir hani ani bir gürültü, bir şey. Yani bu reflekse sebep olur. Adrenaline sebep olur, ani heyecana sebep olur. Bunun dışında öyle herhangi bir olayda ben korkmam. Yani silah saldırı uğramıştı mesela, hiç umurumda bile değildi. Yani hiç kale almadım ya, normal hayat devam etti. Ya duvara geldim, ermeler falan. Ben normal okula gittim, sonra işime güçme baktım. Normal camiye gidip yürüyorum. Yani olay araştırmadım da şikayetçi de olmadım. Bu kurşun sıkanlar kimdir? Neyin nesidir falan. Hiç muhatap dahi olmadım. Eve saldırı, kamalı saldırı yapmışlardı hançerle. Onda da şikayetçi olmadım. Hiç muhatap da olmadım. Yani hiçbirinde muhatap olmadım. Evet, dinliyorum. Afrin Cinderes yakınlarında PKK'lı teröristler güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu kamyonete tank savarla saldırdı. Kamyonetin içinde yaralanan 3 çocuk ve 1 kadın Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi ve tedavi altına alındılar. Ya bu şekerlik nedir? Bir yaklaştır bakayım. İyice yaklaştır bakayım. Ah, severim ben senin o güzel gözlerini, o tatlılığını. Şekerliğe bak sen. Ya ben orada olacağım bu çocuğu korkutanlarda, yani böyle. Ya taşları söktürürüm yani yerden. Hepsi birbirinden güzeldir maşallah. Tatlılığa bak sen ya. Yaklaştır bakayım. Ne büyük kahpelik bu çocukları böyle korkutmak ya. Ne büyük alçaklık. Çok güzeller ya. Bayağı tatlı. Karda giden bir tavşan var. Aa, kendine tünel yapmaya çalışıyor. Evet. Ulan donucan lan, donucan. Sarman temiz kedi olayına girdi. Ama kadın temizlenmiş de bayağı. Ya Sarman, ben gözlerime inanamıyorum senin gibi pasaklığın bu kadar temizlenmesine. Bugün arabanın üstündeydi, akıl almaz tripler attı böyle yani. Muazzam tripler. Bilmiyorum. Aa, o olaydan dolayı. Kedi olayı. Göster de biraz daha şu tribi artsın.
Bak yeni kedileri göstereceğim. Evet, şimdi hazırlıyoruz. Luna Hanım. Evet, görebiliriz. Sarman bak sen halk çocuğusun. Bu sosyeteye mensup bir kız. Sen fakirsin, o zengin. Onun hayatının senin hayatın çok farklı biliyorsun. Bak, bak, bak. Yine triplere başladı. Sandalye diye bir şey kalmayacak. Ama bayağı temizlenmiş ya, hayret. Evet. O yeni gelen Luna'dan sonra Allah'ım olay bambaşka bir şekilde girmiş olabilir. Onların veterinerleri ayrı, evet. Yemek tarzı ayrı, kıyafetler ayrı, evet. Oyuncaklar ayrı, yataklar var, her şey çok ayrı. Sarvan nerede bulursa orada yatıyor. Ama bu kadar farklı bir kedi ben hayatta tahayyül edemiyorum ya böyle. Ya ben hiç böyle bir kedi görmedim ya. Neyin, ne yapacağı, ne düşüneceği hiç tahmin edilemiyor. Evet. Thomas'ın eski oyuncaklarını Sarman'a göndermiş. Garibim onlarla falan oynuyor. O sosyete çocuklarıyla tabi arada muazzam fark var. Acıların çocuğu havasında. Yedi kere, yani toplam 9 suikaste uğradım. IŞİD, Taliban, El-Kaide, FETÖ, PKK daima hedeflerindeyim. Ama sürekli alışverişe çıkıyor, sürekli sokakta göğsümüz gere gere geziyoruz. Üzerimde tükenmez kalem bile yok ki hani adam ondan çekiniyorlar diye. Hiçbir şey yok. Tabii. Dinliyorum. Neden hayat zorlu acımasız? Güzel yüzüm zor ve acımasız. Zorluğu doğru da acımasızlık zalimlerden kaynaklanıyor, yani dinsizlikten kaynaklanıyor. Darwinist materyalist sistemden ve gelenekçi ortodoks sistemin hurafelerinden kaynaklanıyor. Bu inanç bozukluğundan oluyor. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Ama zorluk her zaman olacak. Yani zorluk olmadan güzellik ve sevgi olmuyor. O zaman hayat bomboş olur. Yani duvar gibi olur, dümdüz. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Mutlaka zorluktan geçilmesi gerekiyor. Ben defalarca düşündüm yani nasıl oluyor? Hakikaten tek yol bu. Ya başka bir yol olabilir miydi acaba düşündüm. Hiçbir yol yok. İnsanın yetişmesi için zorluğun dışında hiçbir yol yok. Olgunlaşması için başka hiçbir yol yok. Çünkü Allah diyor insan için zalim, cahil ve nankördür diyor. Zaluma ve cehula diyor. Bununla yetişiyoruz, bununla olgunlaşıyoruz. Ki benim güzel yüzüme de mesela çok olumlu etki yapmıştır o. Mesela bak yüzündeki o insancıl güzel ifade, o sevgi ifadesi hayatın zorlukları, acımasızlıkları olmazsa olmaz. O yüzden böyle güzel oluyorsun, o yüzden bu kadar sevgi dolu oluyorsun. Evet, dinliyorum.
Dışarıdaki güzellikleri insanlar neden fark edemiyor? Güzel yüzlü mü, o doğru yani. Mesela yol kenarında çiçekler var, kimse ilgilendirmiyor. Güzel kediler oluyor, kimse ilgilendirmiyor. Çarşılarda çocuklar var, akıl almaz tatlı böyle pıtır pıtır yürüyor. Bir de adamın şu kadar kotu var. Şu kadar kaza var yani. Çeketi falan var. Yani inanılmaz şeker. Kafalarında tokalar var mesela kız çocukları. Kafa şu kadar. Kafanın şu kadar. Muhatap dahi olmuyorlar. Haberleri bile yok. Yani göz ucuyla bile bakmıyor. Ya yani insan bakmaya doyamıyor. Akıl almaz şekerler yani. Mesela farz edelim mobilya satıyor. Mesela çok güzel mobilya var. Ya onlar bir insan almayacaksa bile bir beğeniyle bakar. Bakmıyorlar bile ya. Göz ucuyla bile bakmıyor. Evet. Ya güzel de. Bir ünlü mobilya mağazası var. Ona gitmiştim. Baktım ya dedim, ne kadar güzel. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Hocam hepsini beğendiniz dedi. Geliyorlar dedi. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu da kötü. Yani ben böyle şey anlamadım dedi. Halbuki hepsi hakikaten sanat eseri. Ya almayacaksan alma ama takdir et. Niye kötülüyorsun? Ayrıca yalan söylüyorsun. Niye kötü olsun? Yani muhteşem eserler her biri. El emeği, göz nuru yani. Evet, dinliyorum. Cenneti anımsatan sofralar göstermek istiyorum. Turkuazlar güzel olmuş.